Kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, Şanlıurfa'mızın vefakar, cefakar, fedakar insanları, değerli kardeşlerim, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin ve yeryüzündeki tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin ve bunu kimsenin bozmasına da fırsat vermesin inşallah diyorum. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle Şanlıurfa il olağan kongremizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Bugüne kadar Şanlıurfa'da partimizin kuruluşundan bugüne emeği geçen il başkanı, ilçe başkanı, yönetici, ocak başkanı, kadın kolları, her safhasında çalışan, her kademede çalışan bütün kardeşlerimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun diyorum. Tabii özellikle de uzun yıllardır partimizin Şanlıurfa il başkanlığını sürdüren, ta 20 sene öncesinden ocaklarda birlikte görev yaptığımız Sabri Çavcı kardeşime de, ailesine de, onunla birlikte bu yolu yürüyen bütün dava arkadaşlarımıza da, yönetimine de teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Bugün burada Şanlıurfa'da sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle bir kere daha ifade etmek istiyorum. Çünkü burası gerçekten peygamberler şehri, mübarek bir şehir, maneviyatı güzel bir şehir, yüksek bir şehir ve güzel insanların oturduğu bir şehir, bulunduğu bir şehir. Onun için Şanlıurfa'ya her gelişimde ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk hissediyorum. Bunu da yaşatan Rabbime ve sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a hamdolsun. Kıymetli kardeşlerim, dün, iki gündür Fransa'daydık. Paris'te Doğu Türkistan Türklüğünün biliyorsunuz, dramını biliyorsunuz. Orada şimdi yeniden başlatmış oldukları bağımsızlık hareketi kurultayına katıldık. Ve orada Türkiye'den hem bir siyasi temsilci olarak, hem bir siyasi partinin genel başkanı ve de milletvekili olarak sadece Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı ve milletvekili Mustafa Destici vardı. İşte bu bile Büyük Birlik Partisi'nin önemini, var olması gerektiğini, devamının ne kadar hem Türk dünyası hem de İslam dünyası açısından bir hayatiyet taşıdığını göstermesi bakımından en güzel bir örnektir. Eğer bugün Büyük Birlik Partisi olmasaydı, Büyük Birlik Partisi'nin milletvekili olmasaydı, işte orada Doğu Türkistan kurultayında Türkiye'den hiçbir milletvekili, hiçbir siyasi temsilci olmayacaktı. Onun için Büyük Birlik Partisi önemlidir. Onun için Büyük Birlik Partisi değerlidir. Onun için şehit liderimiz Cennet Mekan Muhsin Yazıcıoğlu bu hareketi kurmuştur ve yürütmek de bizim boynumuzun borcu. Kendisine de bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Tabii yeryüzünde, daha önce de buraya geldiğimde ifade ettim, Türk ve İslam coğrafyasının pek çok noktasında kan ve gözyaşı var. İşte Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Myanmar'dan Kırım'a kadar her coğrafyada
Müslümanların kanı akıtılıyor, Müslümanlar birbirine düşürülerek kırdırılıyor ve aralarına sokulan nifak tohumlarıyla birbirlerinin yurtlarını işgal ediyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu İslam, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği İslam dininin içerisinde yoktur. Dolayısıyla ben bir kere daha Müslümanları birbirine düşürerek kırdıran emperyalistleri ve siyonistleri lanetlerken Türk ve İslam coğrafyasındaki bütün kardeşlerimize de artık uyanın ve birleşin diyoruz değerli arkadaşlar. Eğer bu ayrılık, bu tefrika, bu iç savaşlar devam ederse Müslümanlar kaybedecek. Müslümanlar sömürülmeye devam edecek. Müslümanların doğal zenginlikleri iç edilecek ve Müslümanlar birbirlerini öldürürken Siyonistler, emperyalistler, Batılılar İslam topraklarını hem işgal edip hem de sömürecekler. Ve kaybeden biz olacağız. İşte bugün bu savaşlarda yüz binlerce hatta milyonlarca insan ölüyor. Bunların tamamı Müslüman. Milyonlarca insan mülteci durumunda, tamamı Müslüman. Milyonlarca insan yaralanmış, tamamı Müslüman. Batılı, Siyonist, emperyalist, bu Kürt müdür, bu Arap mıdır, bu Türkmen midir, bu Şii midir, bu Sünni midir diye bakmıyor. Müslümanın hepsine aynı şekilde bakıyor. Sadece dönem dönem birilerini kullanıyor. Dolayısıyla hiçbir Müslüman emperyalistlere, siyonistlere kendisini kullandırmamalı, onun maşası ve oyuncağı olmamalıdır. Oluyorsa Müslüman değil. Onun için biz hep birlik dedik, beraberlik dedik, kardeşlik dedik. Bundan sonra da birlik, beraberlik ve kardeşlik demeye, çokluk içinde birlik demeye devam edeceğiz. Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz demeye devam edeceğiz. Bakın Doğu Türkistan'dan başladık. Şu anda orada 35 milyon Müslüman yaşıyor. Ve bunların camiye gitmeleri yasak. Oruç tutmaları yasak. Şu anda buradan telefonla görüşemezsiniz. 21. yüzyılda yasak. İnternete girmeleri yasak. Ve milyonlarcası toplama kamplarında fikri ıslahat adı altında zulme tabi tutulmuş durumda. Ya diyor dinini terk edeceksin, ya da öldürürüm diyor, ya da kaybederim diyor. Çin'in geniş coğrafyasında kaybederim diyor. Her Uygur Türk'ünün evine, Müslüman'ın evine bir Çinli yerleştirmişler. Asimile etmek için. Ve daha nice uygulamalar var. 250 milyonluk, 300 milyonluk Türk dünyası ve 2 milyara yakın İslam dünyası bu olup bitenlere sessiz. Eğer bugün biz oraya ses çıkarmazsak, işte yarın aynı şey bizim başımıza gelir. Onun için her konuda birlik olmak zorundayız. Birlik olduğumuz zaman biz bütün coğrafyalarımızdaki kardeşlerimiz insan gibi huzur içerisinde yaşarlar. Eğer olmazsak işte oradan başlar adam, Filistin'den devam eder, Suriye'den devam eder, Irak'tan, Afganistan'dan, Myanmar'dan, Kırım'ı da işgal eder, her noktasını işgal eder. Onun için bizim uyanık olmamız lazım. Özellikle Türkiye içerisinde, ülkemiz içerisinde bu tür fitne ateşini yakanlara asla ve kat'a müsaade etmememiz lazım. Şanlıurfa'mız bugüne kadar hain terör örgütlerine prim vermedi, bundan sonra da vermeyecek Allah'ın izniyle. Ben bu hususta da kardeşliğin örneğini sergileyen Şanlıurfa'mıza da teşekkür ediyorum. Burada her etnik kökene mensup kardeşimiz var. Kürt var, Arap var, Türkmen var ve kardeşçe yaşıyor. Dolayısıyla burası işte Türkiye'ye ve bu bölgeye büyük bir örnek. İnşallah
bu güzel örneğimizde huzurun bozulmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade edilmemesi gerekir. Tabii Suriye'den gelen göçmen kardeşlerimizin, muhacirlerin bazı noktalarda çıkardığı bir takım asayiş olayları var. Bir takım huzursuzluk veren hadiseler var. Elbette ki bunların da tedbirlerinin süratli bir şekilde alınması lazım. Dünkü hadisede iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve ben hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bu konuda devletimiz ve gerekli yaptı. 639 tane bu olaya karışan ya da bunun yakını olan kimseler sınır dışı edildiler. Yani Suriye kökenli 639 mülteci bu hadiseye karışan sınır dışı edildi. Gözaltına alınanlar da var. Bu olayın tüm yönüyle ortaya çıkarılacak ve burada kim bu olayları kışkırtmışsa, sebepleri kimse mutlaka bulunup hukuk önünde cezalarının verileceğine inanıyorum. Ve Türkiye'de bu tür huzursuzluk çıkaranların da Türkiye içerisinde barındırılmayacağı, işte bu örnekte olduğu gibi sınır dışı edileceğini de biliyoruz. Onun için devletimiz ve güvenlik güçlerimiz, kolluk görevlilerimiz, adalet sistemimizde çalışan arkadaşlarımız hemen hızlı bir şekilde bu işin gereğini yerine getirmişlerdir. İnşallah bundan sonra bu tür müessif hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirler de hızla alınacaktır. Ben buna inanıyorum. Şanlıurfa'mız bir huzur kentidir. Şanlıurfa'mız bir barış kentidir. Şanlıurfa'mız bir güven şehridir. Bunu kimsenin bozmasına, hele dışarıdan gelenlerin bozmasına asla ve kata müsaade edilmemeli. Elbette ki biz misafire ev sahipliği yaparız. Elbette ki biz muhacire ensarlık yaparız. Ama gelen de muhacir gibi olacak. Gelen de misafirperverliğini bilecek. Dağdan gelip bağdakini harap etmeye kalkarsa, kovmaya kalkarsa elbette orada müsaade edilmemeli. Kıymetli kardeşlerim, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, tabii terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Ve burada her içeride, her dışarıda terörün tüm unsurlarına karşı ciddi bir mücadele veren güvenlik güçlerimize, Mehmetçiklerimize, polislerimize, güvenlik korucularımızda sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rabbim her daim yar ve yardımcıları olsun. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu mücadelede şehitlerimiz var. İşte dün de Kuzey Irak kırsalında yapılan operasyonlarda bir Mehmetçiğimiz şehit oldu. Ben şehidimiz Ömer Özdemir kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Onun şahsında bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyorum. Yaralı gazilerimize güzel Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Ve bir kere daha Rabbim kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi mansur ve muzaffer eylesin diyorum. Tabii ülkemiz 35 yıldır hain ve katil PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Tabii bu süre içerisinde ciddi mücadelelerin verdiği dönemler oldu. Ama safsaklanan, hatta müzakere edilen dönemler de oldu. Biz her dönemde şunu söyledik. Terörle müzakere olmaz, terörle mücadele edilir. Ve bu mücadelenin de terörün tüm unsurlarına karşı topyekün yapılması gerekir diye söyledik. İşte bu dönemde şu anda terörün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele var. Yani hem
dağdaki teröriste, hem şehirdeki teröriste, hem bunun finans kaynaklarına, hem siyasi uzantılarına, hem belediyelere sızmışsa oralara, hem de sadece yurt içinde değil, yurt dışındakilere de, işte Suriye'nin kuzeyindekilere de, Irak'ın kuzeyindekilere de, bunların hepsine karşı şu anda topyekün başarılı, kararlı ve cesur bir mücadele veriliyor. Biz de bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah, inşallah bir tane hain, bir tane terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele sürdürülmesi lazım. Devletimizi yönetenlerden de bu sözü duymuş olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Evet, inşallah bir terörist kalmayıncaya kadar başlayan bu mücadele devam edecek ve artık Türkiye terör örgütlerinden kurtulacaktır Allah'ın izniyle. Tabii burada siz kıymetli vatansever, milletperver, bölgede yaşayan kardeşlerimizin bu mücadelede payı büyük. Sizler elini taşın altına koyan insanlarsınız. Sizler burada kahramanca bu bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyanlarsınız. Sizler burada kahramanca biz bu vatanı öldürmeyiz, bu milleti ayrıştırmayız, bayrağı indirmeyiz, ezanı dindirmeyiz diyenlerdensiniz. Onun için sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum. Bakın işte hafta sonu Fransa'dayım. Terör örgütleri orada adeta elini kolunu sallayarak cirit atıyorlar. Avrupa 200'dü. Batı 200'dü. Kendisine dokunmayan, kendi içerisinde eylem yapmayan terörü besliyor. PKK'yı besliyor. DHKPC'yi besliyor. FETÖ'yü besliyor. Ama kendisine zarar veren, kendisi içerisinde, kendi toprakları içerisinde bir eylem yapan terör örgütü olduğu zaman DAEŞ gibi, El-Kaide gibi asla hiç acıma göstermiyor. Hiç sıfır toleransla onlara karşı mücadele ediyor. Yani kendisine karşı olan teröristlere aman vermiyor ama kendisine dokunmayıp da Türkiye'ye zarar veren, İslam ülkelerine zarar veren teröristleri adeta koynunda yılan besler gibi besleyip Türkiye'nin üzerine salıyor. Besleyip Türkiye'nin üzerine atıyor. Dolayısıyla Batı bu konuda asla bugüne kadar samimi olmadı ve biz onlardan bir samimiyet de beklemiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz. Eğer uluslararası bir hukuktan bahsediliyorsa, eğer terörle, uluslararası bir terörle mücadeleden bahsediyorsa, o zaman Türkiye'ye ayar vermeye, ders vermeye ya da akıl vermeye kalkmadan önce kendi ülkelerindeki teröristleri Türkiye'ye iade edin. Evet. Türkiye düşmanları, teröristleri Türkiye'ye iade edin. Ya da hangi ülkenin vatandaşı ise oraya iade edin. Ülkenizde barındırmayın. Ama barındırıyorlar. Neden? Öbür taraftan Türkiye'ye karşı ellerinde bir koz olarak onu kullanıyor. Türkiye'yi bölmek için, Türkiye'yi zayıflatmak için, Türkiye'yi parçalamak için Batı onu kullanıyor. Onun için Batı terörle mücadelede bugüne kadar hep iki yüzlü davrandı. Sahte davrandı. Asla ve kata samimi bir şekilde Türkiye'yle terörle mücadelede ortak hareket etmedi. Onun için biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. İşte burada yanı başımızda. Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan konuştuğu zaman dünyayı güya terörden temizlemek için operasyonlar yaptığını ifade ediyor. İşte Afganistan'a o şartla girdi. Irak'a o şartla girdi. Libya'ya o bahaneyle girdi. Şimdi ama gelmiş Suriye'de PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG'yi her türlü ağır silahlarla donatıyor, lojistik destek veriyor ve onunla birlikte ortak hareket ediyor. Amacı ve gayesi ne? Amacı ve gayesi İsrail'in güvenliği birinci derecede, daha sonra da
Müslümanların İslam dünyasının kalbine ikinci bir İsrail kurdurarak burayı kontrol etmek ve burayı huzurdan, güvenden, barıştan, İslam kardeşliğinden uzaklaştırmak. Devamlı bir çatışma alanı olarak tutup burayı sömürmek. Tek gayesi bu. Ve maşası da PKK, PYD ve YPG. Onlar da uluslararası bir terör örgütü olduğu için onun maşası. Eğer bugün dünyada teröre destek veren ülke aranıyorsa Amerika Birleşik Devletleri'dir. ABD de bu konuda aynaya baktığında kendisini görecek. Evet. Türkiye bütün iyi niyetiyle bir taraftan bölgesini teröristlerden temizlemeye çalışırken, sınır güvenliğini temin etmeye çalışırken, öbür taraftan da kendi komşu ülkelerinin güvenliğini, iç huzurunu, birliğini ve kardeşliğini, bütünlüğünü hedeflemektedir. Dolayısıyla bütün gayesi budur. Bizim tip silahlı kuvvetlerimiz bunun için Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmıştır. Bunun için İdlib Operasyonu'nu yapmıştır. Bunun için Afrin'e operasyon düzenlenmiş ve Afrin zaferi elde edilmiştir. İnşallah bununla da sınırlı kalmayacaktır. İşte bugün İdlib'deki 3,5-4 milyon masum insan Müslüman Türkiye'nin girişimleriyle bir bombalamadan, yok olmadan, adeta bir soykırımdan kurtarılmışlardır. İnşallah kalıcı olur. İdlib'deki barışın bütün Suriye'nin her bölgesine yayılarak ateşkes anlaşmalarının Suriye'deki kardeşlerimizin artık huzura ve barışa kavuşmasını arzu ediyoruz. Ve burada olan mültecilerin de bir an önce ülkelerine dönmelerini arzu ediyoruz. Tabii Fırat'ın doğusu meselesi, bakın biz bu konuyu gündeme getirdiğimizde hiç Türkiye'nin gündeminde değildi. Biz 2 senedir Fırat'ın doğusunu işliyoruz. Şimdi esaslı bir şekilde bütün Türkiye bunu konuşmaya başladı. Neden? Çünkü Türkiye için en büyük tehdit ve tehlike Fırat'ın doğusunda mevcut. Ne var Fırat'ın doğusunda? Fırat'ın doğusunda o haritalarda sarı renkle gördüğümüz yerler neresi? ABD destekli, CENTCOM destekli PYD ve YPG yani PKK alanları. Ama hiç kimse ya da herkes şunu aklından çıkarmasın. Türkiye nasıl ki Afrin'e girip orayı PKK'dan PYD'den temizlemişse en kısa zamanda o haritanın sarı tarafına da girecek, orayı da PKK'dan, PYD'den, YPG'den, bölücülerden temizleyecektir Allah'ın izniyle. Çünkü orası bizi direkt tehdit ediyor. Türkiye'nin bekasını, varlığını, birliğini tehdit ediyor. Bütünlüğümüzü tehdit ediyor. Sadece bizimkini değil, Suriye'ninkini de tehdit ediyor, Irak'ınkini de tehdit ediyor. Yani bütün Orta Doğu'daki Müslümanları tehdit ediyor. Müslümanların birliğini, kardeşliğini tehdit ediyor. Onun için ABD orada ikinci bir İsrail, ikinci bir Siyonist devlet kurmak istiyor. PKK eliyle bunu yapmak istiyor. Evet, İsrail'in kurulduğu dönemlerde Müslümanlar gafletteymişler. Ama bugün o gaflete düşmenin kimsenin hakkı değil. Sadece Türkiye'nin vebali değil. Irak'ın da, Suriye'nin de, bütün Arap ülkelerinin, daha doğrusu İslam dünyasının, Türkiye İslam dünyasının sorumluluğu altındadır. Orada ne pahasına olursa olsun ikinci bir Siyonist devletin kurulmasına asla müsaade etmemek gerekir. Kürt kardeşlerimiz sanmasınlar ki kendileri için bir devlet kurulacak. Ya da ABD'nin niyeti böyle. Asla ve kat'a değil. Tasarladıkları, hedefledikleri kendileri için bir devlet. Kendileri için bir toprak parçası. Üstlerini kuracakları ve bütün İslam dünyasını idare edecekleri, yönetecekleri ve gerektiğinde askeri müdahale de dahil müdahale edecekleri bir alan, bir bölge, bir devletçik kurmaya çalışıyorlar. Onun için hepimiz buna karşı çıkacağız. En başta da benim imanlı ve birlikten yana olan Kürt kardeşlerim karşı çıkacak. Hep birlikte Kürt, Arap, Türkmen hep birlikte karşı çıkacak.
Çünkü bu İslam'ın davasıdır. Bu Müslümanların davasıdır. Bu hepimizin ortak davasıdır. Bu sen ben davası değil. Onun için burada hep birlikte onurlu, kararlı bir duruş, bir birlik göstermek zorundayız. Bakın ne yapıyor Suriye'de emperyalistler? Ne hakkı var ABD'nin, Rusya'nın, Çin'in, efendim İngiltere'nin, Fransa'nın, İsrail'in ne hakkı var Suriye'de? Ama sanki oranın sahibi gibi gelmişler, bölüşüyorlar. Onlar karar verici duruma geçmişler. Eğer Müslümanlar gaflet içinde olurlarsa, işte birbirlerini yerlerse vaziyet, işte sonuç ortada. Bakın İsrail nasıl genişliyor. 50 sene, 60 sene önce Filistin topraklarının %10'una 20'sine bile sahip değilken bugün %70'ini, 80'ini ele geçirmiş durumda. Ve yetinmiyor. Kudüs'ü istiyor. Tamamını istiyor. Yetinmiyor. Mescid-i Aksa'yı istiyor. Oradan tamamıyla Müslümanları çıkarmak istiyor. Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve yok etmek istiyor. Nihai hedefi bu. Biz Müslümanlar olarak buna sessiz mi kalacağız? Biz ne için yaşıyoruz? Biz inancımızın gereği için yaşıyoruz. Onurumuz, şerefimiz, milletimiz, ümmetimiz için yaşıyoruz. Onun için bizim buralarda birlik olmaktan başka şansımız yok. Bakın Filistinli kardeşlerimiz masum bir yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Ve bu yürüyüşe bile İsrail tahammül etmiyor ve en son daha birkaç gün önce rastgele ateş açıyor yürüyüşçüler üzerine. Ve 7 tane Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Önceki şehit olanları saymıyorum. Yüzlerce, binlercesini saymıyorum. Onlarca yaralı var. Ve dünya sessiz. Dünya sessiz. Sadece hafif kınamalar. Ama İsrail'e karşı bir yaptırım var mı? Bir yaptırım yok. Çünkü neden? İşte kendi uşakları, kendi kurdukları, kendi yapıları. Çünkü dünyayı emperyalistler, siyonistler ve kapitalistler yönetiyor. Onun için bizim bunu kabullenmemiz, buna boyun eğmemiz mümkün değildir. Biz buna karşı duracağız. Onun için ben bakın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmayı takdirle karşıladım. Değil mi? Ve inşallah o konuşmaların gereğinin de yapılmasını bekliyoruz. Sadece Doğu Türkistan'la ilgili kısmı eksik kaldı. Ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz bana soruyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor, Filistin için dedi ki bizim namusumuz, keşke diyor bir cümlede, bir kelimede Doğu Türkistan için söylüyorsun, söyleseydi. İşte biz buradan söylüyoruz. Evet Filistin bizim namusumuz ama Doğu Türkistan iki kere namusumuz. Evet. Ve çiğnenmesine, çiğnetilmesine müsaade etmemek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşlerim, tabii ülkemizin başka problemleri de var. Vatandaşlarımızın günlük hayatında karşılaşmış olduğu problemler var. Üreticimizin, sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın problemleri var. Elbette ki bunların da çözülmesi lazım. Şimdi bu bölge bir tarım bölgesi, bir hayvancılık bölgesi. Dolayısıyla burada yaşayan insanlarımızın tarım ve hayvancılık noktasında üstün bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Özellikle çiftçi kardeşlerimiz, tarım üreticilerimizin üretimden önce desteklenmesi gerekiyor. Ben Türkiye'nin her tarafında söylüyorum. Tarım üreticilerimizin, çiftçilerimizin işinin kolaylaştırılması lazım. Girdi maliyetlerinin bu kadar yükseldiği bir dönemde mazottan asla ve kat'a vergi alınmaması lazım. Bakın şu anda mazot üstünde. Bunun 3,5-4 lirası vergi.
Devlet olarak hem de ne vergisi? Özel tüketim vergisi, ÖTV. Allah'tan korkun ya. Tarımda kullanılan mazot özel tüketimli ya. Ya bu üretime dayalı bir tüketim kardeşim. Bunu ayırın artık. Ayırın. Tarımda kullanılan, sanayide kullanılan, imalatta kullanılan, akaryakıttan, elektrikten, doğalgazdan özel tüketim vergisi alınmaz. Alınırsa üretim düşer. Üretim olmaz. Yani sırf keyfine gezen bir adam mazotu alırken aynı fiyattan tarlasını ekmek için ya da imalat yapmak için aran bir üretici de aynı fiyattan alırsa işte o ülke ekonomik olarak kalkınmaz. Onun için bizim artık buna dur dememiz lazım. Buna dur dememiz lazım. Bizim bunu kabul etmememiz lazım. Oldu bittiği kabul etmeyeceğiz. Bunu reddediyoruz. Üretenden özel tüketim vergisi olmaz kardeşim, olmaz. Bunu söylüyorum. Bizim bunu yapmamız lazım. Sen mazotu uygun vereceksin. Elektriği uygun vereceksin. Gübreyi uygun vereceksin ki tarım üreticisi üretsin. Yoksa üretmiyor. Arazilerimiz başkalarının eline geçiyor. Türkiye süratle yabancılaşıyor. Neticede yarın şimdi diyelim ki Suriyeliler çalışıyor tarım işçisi olarak. Ya da Urfalılar çalışıyor. Bizim İç Anadolu bölgelerinde ya da batıda Urfalılar çalışıyor. İşte bugün Urfalılar çalışıyor. Hiç merak etmeyin, yarın böyle giderse Manisalılar da tarım işçisi olarak çalışmak zorunda kalacak. Eskişehirliler de, Sivaslılar da, herkes tarım işçisi olarak çalışmak zorunda kalacak. Onun için bunun tedbirlerinin süratle alınması lazım. Bunların süratle değiştirilmesi ve düzenlenmesi lazım. Yani üretimin desteklenmesi lazım. Bir başka husus, tasarruf. Anadolu'da bir söz vardır. Kazanan değil, iktisat eden zengin olur. Yani tasarruf eden, biriktiren zengin olur. Yani bu kadar harp vurup harman savuran bir ülke zenginleşmez. Bir aile de zenginleşmez. Kim tutarsa o zengin olur, o varlıklı olur ve kimseye muhtaç etmez. Ama borç yiyen ya da harp vurup harman savuran ya da ayağını yorganına göre uzatmayan ya da kazandığından fazlasını harcayan, ürettiğinden fazlasını tüketen elbette ki dışarıya, el aleme muhtaç olur. Onun için bizim bu muhtaçlıktan kurtulmak istiyorsak üreteceğiz ve tasarruf edeceğiz. Bunun başka yolu yok değerli arkadaşlar. Üreteceğiz ve tasarruf edeceğiz. Deniz bitti. Onun için ona göre davranması lazım. Herkesin ayağını yorganına göre uzatması lazım. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana hep üreticinin, çiftçinin, köylünün, esnafın, sanayicinin yanında olduk. Bundan sonra da üretenin ve çalışanın yanında olacağız. Emeğiyle çalışan, kazancını alın teriyle kazanan insan herkesten ve her şeyden daha önemli. Onun için asgari ücretle çalışan, mevsimlik işçi olarak çalışan kardeşimizin, kardeşlerimizin haklarının geciktirilmeden ve hak ettiği değerde verilmesi lazım. Dövizdeki artışla, enflasyondaki yükselişle, kredilerdeki yükselişle birlikte adeta Türkiye'de %30'lara varan bir fiyat yükselmesiyle enflasyonda karşı karşıyayız. O zaman bunun ücretliye, çalışana yansıması lazım. Onun fakirken daha da fakirleşmesi, açlık sınırı altındayken, yoksulluk sınırı altındayken daha da aşağıya doğru gitmesine göz yummamak lazım. Adaletli olan hiçbir devlet bunu yapmaz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yapmamalıdır. Onun için asgari ücretin behamehal hiç beklemeden yeniden düzeltilmesi ve ilk etapta 2000 lira seviyesine daha sonra da hak ettiği seviyeye çıkartılmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak öneriyoruz ve teklif ediyoruz değerli arkadaşlar.
Kıymetli Urfalı kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler ve kıymetli beyefendi. Tabii bir de toplumumuzu en çok düşündüren ve en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi de adalet konusudur. Bir devletin dini, imanı, vicdanı adalettir. Onun için adaleti olan güvenin asla ve kat'a sarsılmaması lazım. Adalete olan güveni sarsacak, zedeleyecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak durmak lazım. Adaletin tesisi için hep birlikte el birliğiyle mücadele etmek lazım. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda da bugüne kadar her zaman adaletin üstün tutulması, hukukun üstünlüğünün geçerli olması noktasında görüşlerimizi, düşüncelerimizi, çalışmalarımızı çok açık bir şekilde beyan ettik. Bir kere ortada bir suç varsa, ortada bir kötülük varsa, ortada bir hainlik varsa, ortada bir adam öldürme varsa, ortada bir taciz, tecavüz varsa, ortada bir uyuşturucu satıcısı, gasp varsa, bunların, bu eylemi gerçekleştirenlerin, bu suçu işleyenlerin hak ettiği cezayı alması kadar doğal bir şey yoktur. Bakın biz belli suçlarla ilgili idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Ve bu hususla ilgili hazırladığımız anayasa değişikliği teklifimizi de yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Ve daha sonra da partide Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partileri ziyaret ederek bu anayasa değişikliği teklifimize destek isteyeceğiz. Ve şunu söylüyoruz. Biz iki kesim için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Bunlardan birincisi küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı, genç kızlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapık katiller için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkıp bombayı patlatıp Mehmetçiğimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, sivillerimizi şehit eden teröristler için istiyoruz. Siz ne diyorsunuz sevgili Urfalı? Evet. Halkımızın %80'inden fazlası bu iki suç için idam cezasının geri getirilmesini istiyor. Biz de milletimize söz verdik. Milletimizin bu talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyoruz. Ben inanıyorum ki halkın %80'i bunu istiyorsa halkın seçerek oraya gönderdiği vekiller de bunu destekleyecek, teklifimize imza verecekler ve tekrar halkın önüne getireceğiz, referandum yapacağız ve milletimiz ne derse o olacak Allah'ın izniyle. Bizler bunu, halkımızdaki bu arzuyu, bu talebi gördüğümüz için bu çalışmayı yaptık. Ve inancımızın gereği olarak yaptık. Adalete olan güven sarsılmasın diye yaptık. Bir suç cezasız kalmasın, karşılığı verilsin diye yaptık. Ve toplumda infial olmasın, millet görsün desin ki, ya birisinin çocuğu kaçırılmış 3 yaşında, 5 yaşında, işte en son Seda Nur yavrumuz, Eylül yavrumuz da olduğu gibi. Adam kaçırıyor, cinsel istismar ediyor, tecavüz ediyor, sonra öldürüyor. Buna insan denebilir mi? Bunun yaşama hakkı olabilir mi? Seda Nur'un elinden yaşama hakkını alanın yaşama hakkı olabilir mi? Evet. Bunu savunanlar ya vicdansız, ya inançsız ya da başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani bunu savunmanın bir tarafı yok. Efendim neymiş? Hata olabilirmiş. Geri dönüşü yokmuş. Kardeşim hata olacak, geri dönüşü olacak suç için biz idam cezası istemiyoruz. Somut. Adam kaçırmış 3 yaşında, 5 yaşında çocuğu, tecavüz etmiş, öldürmüş ve itiraf ediyor. Ben bunu yaptım diyor. Ne yapacaksın bunu? Evet.
idam cezasının mutlaka ama mutlaka getirilmesi lazım. Ve bizim bununla ilgili tabii ki sağlam gerekçelerimiz ve sağlam bir işleyiş süreci var. Yani her yakaladığını bu suçla ilgili idam ettiremiyoruz. Burada hakem heyetinin tamamı oy birliğiyle karar versin diyoruz. Bir kişi bile çekimser kalırsa olmasın diyoruz. 2 ile 3 yıl arası bir bekleme süresi olsun. Yeni bir delil çıkar, başka bir şey çıkar. Yani biz sağlamasını yaptıktan sonra doğru bir şekilde idam yapılsın diyoruz. Onun için bu konuda PKK hariç, yani HDP hariç bütün gruplardan destek isteyeceğiz. Bakalım göreceğiz. Kim samimi bir şekilde idam cezasının geri getirilmesini istiyor, kim de istemiyor. Milletimiz de bunu görecek ve ona göre karar verecek. Biz Büyük Birlik Partisi olarak milletimize verdiğimiz sözü tutuyoruz ve yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getiriyoruz Allah'ın izniyle. Tabii bir de burada af meselesi var. Elbette ki bizler Müslümanız. Elbette ki bizi yaratan Rabbimiz ne diyor? Affetmeyi seviyor. Elbette ki affetmek güzel bir haslettir. Ama affetmenin yanında bir de suç ve ceza oranı vardır. Bir de kimin hangi noktalarda af yetkisi vardır. Bunun ortaya konması lazım. Yani Yüce Rabbimiz bile kul hakkıyla karşıma gelme, onu helalleş de gel diyor. Ben onu affedemem derken kulun kula karşı işlediği suçlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ya da devletin af yetkisini kullanmasını biz asla doğru bulmuyoruz. Bu dediğim gibi bizim inancımıza da adalet anlayışımıza da uymuyor. Öbür tarafta insanlarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya bulaştırmış, uyuşturucu vererek hayatlarını karartmış, zindan etmiş, ölümlere sürüklemiş, annelerle babalarla çocuklarını ayırmış, bir nesli yok etmiş ya da uyuşturucudan terör örgütlerine destek sağlamış, uyuşturucu baronlarının, uyuşturucu satıcılarının, dağıtıcılarının affedilmesini ben asla ve kat'a içime sindiremiyorum. Benim vicdanım bunu kaldırmıyor. Yine aynı şekilde insanların malına, canına tasallut etmiş ve her türlü ahlaksızlığı yapmış, her türlü yolsuzluğu yapmış, her türlü gayrimeşrunun içerisinde bulunmuş insanların da yine affedilmesini benim vicdanım kaldırmıyor değerli arkadaşlar. Ama hasbel kader bir suça bulaşmış. Efendim birisi işte suç işlerken o da yanında istemeden bulunmuş. Ya da işte en son Adana örneğinde olduğu gibi anne baba zorlamasıyla çocuğun eline vermişler silahı. 14 yaşında git şunu öldür demişler. Elbette ki bu tür insanların işte kader mahkumu diyeceksek bunlara diyebiliriz. Bu tür çocuk yaşta suç işlemeye zorla suç işletilenler, tehditle suç işletilenler, elbette ki onlarla ilgili bir düzenleme yapılabilir. Ama bunun asla ve kata uyuşturucudan yatanları, insan tacirlerini, adam insanı kaçırıyor, organları için öldürüyor. Ya da kaçakçılık, insan kaçakçılığı, işte o denize vuran bedenleri, değil mi? Aylan bebeği hatırlayın. Ya da işte Soma'da olduğu gibi sırf adam maddi külfetinden kaçarak madeninde gerekli tedbirleri almıyor ve 300'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Bunların affedilmesini asla Müslüman Türk toplumunun vicdanı kabul etmez. Evet, bunu herkesin bilmesi lazım. Onun için burada Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen her teklif bizim için önemli, mühimdir ve değerlidir. Bunu değerlendiriyoruz, bunu inceliyoruz ama tekrar bu teklifin gözden geçirilmesi ve toplumun vicdanını yaralayacak, kanatacak suçtan mahkum olanların buradan ayrılması, kader kurbanlarının ayrılması ve dolayısıyla da ona göre yeni bir teklifin hazırlanması ya da bunun komisyonda esaslı bir şekilde elden geçirilmesi gerekiyor. Bu haliyle bu millet buna evet demez.
Milletin evet dediğine Büyük Birlik Partisi evet demediğine Büyük Birlik Partisi de evet demez. Çünkü Büyük Birlik Partisi millet ne derse onu yapar. Onu söyler. Evet. İnancının ve milletinin dediğinin gereğini yapar.